Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün yine aslında e, bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. E, çünkü aslında şunu görüyorum ben, e, yaptığım kitap tanıtımları gerçekten e, takipçilerim tarafından seviliyor. Bir de bu aralar kitap fiyatları çok fazla ve çok yüksek olduğu için sanıyorum e, kitaplara ulaşım çok zor e, ve YouTube'da da açıkçası yani internetin yaygın olduğu ortamlarda ve platformlarda kitaplarla alakalı videolar çekilmesi bence öğretici ve yararlı. E, şimdi kasvetli bir İstanbul gününden e, merhaba diyorum öncelikle arkadaşlar. E, evet e, ve bu kitap benim uzun süredir almak istediğim, peşinde koşturduğum bir kitaptı. Ve ben bu kitabı iki bölüm şeklinde anlatacağım. Bugün ilk bölümü anlatacağım. Bu kitap Hayal Press yayınlarından çıkmış. Aslında çok kalın olmayan bir kitap gerçekten. Ve iki tane de çizer kadının yarattığı bir kitap. Bu çizer kadınlardan birinin ismi Jeannie Lee, diğeri de Samantha Wheaton ki bence bu çok önemli. Güzel bir anekdot. İlk aldığımda şaşırmıştım ilk gördüğümde açıkçası. Ve manga ve anime ile ilgili olarak bazı ipuçları ve teknikler veriyor. Her bölümün sonunda çok güzel araştırma yapabileceğiniz ya da kendi alıştırmalarınızı ya da araştırmalarınızı uygulayabileceğiniz boş kağıtlar verilmiş. Ve bu ve bu bölüm sonlarında da siz kendi animelerinizi, kendi manga çizimlerinizi yaratabiliyorsunuz ki bence bu çok güzel. Ee, şimdi öncelikle şöyle bir bakalım. Ben bu arada nereden aldım diye soruyorsanız. İkinci el bir platformdan aldım. Evet, bu kitap, bu kitap şu an gerçekten pahalı ve ikinci el bir platformdan alabildim ancak manga çizimi el kitabı 2020 basımını, yani 2020 basım bir kitap aldım ben. Yeni bir kitap da değil, ikinci el. Ama çok temiz geldi elime. Şimdi içindekilere bir bakalım. İşte mangaya giriş araçlar malzemeler ve birinci bölümde de manga'nın temelleri verilmiş kendi manga maceranı yarat var ki burası çok hoşuma gitti manga anime karakteri çizimleri var kendi erkek kahramanınızı işte kadın kahramanınızı yaratabiliyorsunuz fikirler çok güzel önce onu söyleyeyim verilen fikirler gerçekten çok güzel ve ben şunu gördüm manga aslında gerçekten kendi felsefesini barındıran bir sistem. Genelde işte bu konuda farklı fikirler de üretiliyor ama biz şunu biliyoruz ki manga aslında bir çizim sanatı ve Japon çizim sanatı. Anime ise mangadan üretilen aslında o karakterlerin değil mi? film haline getirilmiş hali. Şimdi Japon stilini anımsatan çizgi romanları tanımlamak için aslında kullanılıyor diyor burada ilk etapta manga için Dört ana manga türü var ki bu bilgi bence çok önemli. Şu Shonen, shojo, seinen ve josey, bunların anlamlarını vermiş. İşte shonen diğer bir ifadeyle erkek mangası demek arkadaşlar. İşte spor, bilim kurgu, aksiyon dolu mangalar. Acaba cinsiyetçilik mi yapılmış? Bilemedim bu konu belki farklı bir videonun konusu olabilir. Çünkü şimdi söyleyeceğim şey ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Şimdi söyleyeceğim noktada veya romantizm komedi içeren veya büyüme dramlarıyla uğraşan soja manganın e, hedef okur kitlesi ortaokul ve lise çağındaki genç kızlar mesela. Yetişkin erkek okurlar ise tarihi ve askeri konuları işleyen dizilerle birlikte iş ve suç hikayelerine odaklanan seinen manga okuyor demişler. Yani değişir. Sonuçta kitleler farklı noktalara da yayılabilir. Bu hiç kadın ve erkekle alakalı e, bence bir durum değil. E, araçlar ve malzemelerden bahsetmişler. İşte Kağıdınız nasıl olmalı, kalemleriniz, mürekkepleme kalemleriniz, bu noktayla alakalı olarak ben bu videolardan alacağım aslında cesaretle gerçekten şunu yapmak istiyorum, bir günde bir manga malzemeleri videosu çekmek istiyorum. Manga'da kullanılan malzemeler neler olabilir? Bunları işte anlatmak istiyorum tek tek. Şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Ben burada. Temel biçimlerden başlatıldığını görüyorum, başlanıyor. Belirli ipuçları verilmiş kitabın içerisinde adım adım aslında bir karakterin nasıl yaratılabileceği gösteriliyor. Ee, ve gölgelendirmelerin nasıl olması gerektiği, renklendirmelerin nasıl olması gerektiği, özellikle çizgiler ve renkler, doku, kağıdın dokusu çok hoşuma gitti. Keşke daha kalın bir kitap olsaydı, daha çok bilgi içerseydi dedim e, okurken. Onu söylemek istiyorum. E, duruşlar daha sonra perspektif, özellikle perspektifin ve duruşların ayarlanmasının ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi peki ben size e, asıl e, şu kısmı da göstermek istiyorum. Gerçekçi bir başın çizimi karakterize edilmiş bir başın çizimi diyerek iki tane farklı bir erkek bir kadın çizimi verilmiş ve adım adım daha sonra özellikle karakterize edilmiş bir baş çizimi verilmiş ve anlatılmış. Yani özellikle mesela saç stilleri saçların dalgalanması, dalgalanan saçlarla e, çizilen karakterler benim çok hoşuma gidiyor. Yani manga ve anime karakterleri içerisinde ben e, hakikaten bir eylem içerisinde olan, e, belki biraz uçarı olan, biraz böyle sempatik olan, e, güzel çok güzel kadın ya da çok yakışıklı erkek karakterlerindense bu tarz Huy sahibi bu tarz farklı kişiliklere sahip e, insanların açıkçası karakterize edilmesini çok seviyorum. İşte burada e, saçların yer çekimine karşı hareketleri, saçın yapısı, saç uçlarının nasıl olabileceği, yüz altlarının nasıl olabileceği, burun, ağız, kaşların çizimi, belirli ifadeler bunların nasıl çizilebileceği verilmiş. Ve baş biçimlerinden bahsedilmiş İşte dairesel, e, kare, oval üçgensel baş. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir alıştırma yap kısmı var ve gerçekten bu alıştırma yap kısmı bence çok önemli. Ben önümüzdeki hafta şöyle yapmak istiyorum bir manga çizimi yapacaktım aslında bu hafta ancak bu kitabı anlatmamın daha iyi olacağını düşündüm. Bilmiyorum iyi yaptım mı? Lütfen bana bu konuda yorumlara yazın kitap anlatımlarım bu şekilde kitap anlatımlarımdan hoşnut musunuz? Bu konuda devam etmeli miyim diye bazen çünkü soruyorum kendime. Ama bir diğer yandan da öyle güzel yorumlar alıyorum ki bazı kitap videolarımın altında. Bu, bu bana cesaret veriyor gerçekten. Bu nedenle bana cesaret vermek adına kanalıma abone olup videolarımı beğenip e, yorum da yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ben önümüzdeki hafta bu kısma bir alıştırma yapmak istiyorum. E, kendi manga karakterimi yaratmak istiyorum inşallah. Çünkü burada bakın kendi manga maceranı yarat denilen kısma gelmiş oluyoruz. Yani burada aslında diyor ki hayal gücünü bir harekete geçirelim yani biz bir e, hayal gücü harekete geçirip aslında biraz da ne tarz bir otakusun bunu bir ölçelim diyor otaku ne demek bilenler için e, aslında çok yüksek seviyede manga hayranı olan kişiye otaku deniliyor e, ve Burada da işte bazı sorular sorulmuş. Bunlara göre hangileri daha yoğunsa sonuçlarda sen ona göre bir manga çizeri olabilirsin ya da sen ona göre bir manga sever olabilirsin diyor. Çok hoş ve bunun ardından da bu sayfada işte az önceki o fikirleri de değerlendirerek haydi gel diyor kendi manga karakterini yarat. Ve ben e, önümüzdeki hafta böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani e, bu sayfalara bir çizim yapmak istiyorum, e, kendi manga karakterimi yaratarak. Çok güzel resimler var. Gerçekten manga ve anime karakteri çizimi içerisinde var olabilecek en tarz, en hoş çizimler bence bu kitabın içerisinde verilmiş ve e, gerçekten manganın ne olduğu, animenin ne olduğu o kadar güzel anlatılmış ki kişi okurken çok basit ve genel bir şekilde ne anlatmak istediğini anlayabiliyor. Bakın bu erkek kahramanın yaratılması kısmı benim çok hoşuma gitti. Bu erkek kahraman için özellikle işte çok gizemli bir kahraman olduğunu düşünebilirsiniz diyor. Çok belki de biraz da böyle soğuk ve mesafeli olabilir. Öyle görünebilir diyor. Ama biz bu karakterin içine diyor azim, dostluk, adalet gibi değerleri katacağız. Evet aynen bunu söylüyor. Bizim de aslında ihtiyaç duyduğumuz değerler belki de azim, adalet, dostluk, yeri geldiği zaman yanlış yaptığımızı kabul etmek gibi bazı insani değerlerimiz de olmalı diye düşünüyorum. Ve beşinci adımda da bakın karakteri o kadar güzel çizmiş ki ya ben bakmalara doyamadım açıkçası. Sonra rötuş tekniklerinden bahsetmiş detaylar, katmanlar, ışık ve gölge, özellikle ışık ve gölgeyi daha önceki sayfalarda da vermişti. Yani gölgelerin koyulaştırılması e, o kadar önemli ki kontrast e, kısımların yaratılması ve burada da bir okullu kız çizimi var. Şimdi ben burada bırakıyorum arkadaşlar. Okullu kız çiziminden itibaren devam edeceğim anlatmaya daha sonra. Umuyorum bu ilk bölüm hoşunuza gitmiştir. Hayal Hayalperest yayınlarından çıkan manga çizimi el kitabı. O zaman haftaya o ilk sayfa boş sayfayı doldurmak için görüşürüz. Hoşçakalın.